Sevgili arkadaşlar, bahar geldi. Bize yine içeriklerimizi sizlerden gelen sorulara göre yanıtlıyoruz. Şu anda biz de bazı çalışmalar yapmak üzere arazideyiz. Bu güzel saka sesleri, bülbül sesleriyle beraber size bir video içeriğinden bahsetmek istiyoruz. Oğul yakalama esansı hakkında ne yapabiliriz diye bir soru var. Sevgili dostlar, çok önceden beri oğul otu dediğimiz, yani yerli melisa bitkisinin kokusu, arıların, ana arının feromon kokusunu andırdığı için yıllardır bu şekilde kullanılmış. Bizim Rumeli taraflarında bu oğul otunu alırlar, sepetin içerisine sürerler. Daha sonra oğul verdiği zaman onu sırıkla tutarlar, içerisine girerler. Ya da boş bir kovanınız var ve bu boş kovanın içerisine, sevgili dostlar, şu anda da oğul otu suyu ya da kokusu olarak satılabiliyor. Esans olarak birçok yerde satılabiliyor. Ama kendiniz de yapabilirsiniz. Şu anda aktarlarda çok hesaplı bir şekilde melisa suyu diye alabilirsiniz. Melisa bunun biraz daha modern ismi, sevgili dostlar. Oğul otu suyudur aslında bu. Melisa suyunu alırsınız. Yağını da alırsanız yağı daha uzun süre aromatik bir şekilde kalacaktır tabii ki. Bunu pamukla kovanın, boş kovanın uçuş deliğine koyuyorsunuz. Ve sevgili dostlar, içerisine birkaç tane temel petek, iki temel petek, bir tane de kabartılmış petek koyarsanız, kabartılmış peteği ortaya koyup da sağ ya da sol tarafa kovanın koyarsanız bu çıtaları ve boş bir araziye, güvenli olabilecek bir araziye bu kovanlarınızı koyarsanız, sevgili dostlar, illaki içeriye oğul girecektir. Sevgili dostlar, arıcı dostlarımız arılığına her zaman gidemeyebiliyorlar. Arı oğul veriyor. Arıcı bunu göremeyebiliyor. Çünkü çok sık bir arazi ise göremeyebiliyor. Ve bu seferden dolayı birkaç zaman normalde kolonide bekliyor. Arılığında bekliyor. Fakat daha sonra alınmadığından dolayı arı kendince bir ekip gönderiyor etrafa. Hangi kovan daha iyi? Nerede nereye yerleşebilir? Bu bazen bir taşın içerisi olabiliyor. Bazen bir ağaç kovuğu içerisi olabiliyor. Her yer olabiliyor. Bu koalisyon gereği, sevgili dostlar, boş kovanı da keşifçi arılar keşfediyor. İçerisini tarıyor, sevgili dostlar. Metrekaresine kadar ölçüyor. Daha sonrasında oğul vermiş koloniye geliyor. Ve burada herkesin sunmuş olduğu seçeneklerle beraber kendi seçeneğinin de yerini tarif ederek bunu söylüyor. Ve içlerinde bir oylama yapılıyor. En güzel hangi, kimin kovanı ise ulaşım, yer, mesafe, yerden yükseklik, bunların hepsini birbirlerine anlatıyorlar. İlginç geliyor size ama gerçekten öyle. Ve hepsi birden daha sonrasında bu koloniye, sevgili dostlar, geliyorlar. Ve sizin de bir koloniniz olmuş oluyor. Normalde sizler bu koloniye kovan koymazsanız, boş arazide olmazsa, sevgili dostlar, şöyle bir sorun oluyor. Arı bazen ağaç altına girebiliyor, toprak altına girebiliyor. İlk yağmurda da maalesef ölebiliyor. Bu sebepten dolayı kendi koloninize de, kendi arılığınızın etrafına da bu önlemi alabilirsiniz. Siz farkında olmadan çıkarsa diye bu önlemi alabilirsiniz. Melisa suyu, melisa yağı. Eğer imkanınız varsa, sevgili dostlar, lavanta yağı da damlatırsanız o kadar harika bir oğul kokusu elde edeceksiniz ki siz de çok şaşıracaksınız. Sevgili dostlar, bizler arıcılar olarak en büyük muzdarip olduğumuz noktalardan biri bu tuzak kovanları arıların etrafına, yani başka bir arıcının yakınına asla koymamaya özen gösterelim. Yani o arıcıyı kızdırmayalım. Çünkü hedefimizde bir arıcı olmamalı. Ben bu arıcıdan çıkan oğulları ben yakalayayım diye bir hedefte olmamalı. Sizler rastgele arazide ya da başka bir yere koyarak bu önlemi, bu size gelecek olan bereketli oğulu alabilirsiniz. Ama hedefinizde ya şu Ahmet abinin arılar çıkarsa, o da görmezse benim kovana girsin, onun etrafına şöyle bir koyayım demeniz pek arıcılık noktasında etik olmuyor. Size oğul yakalama esansından bahsetmek istedim ve bir de küçük biraz dertlerimizden de bahsetmek istedik. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.